Eko Finans'la karşınızdayız. Piyasalardaki son durumu, ekonomideki son gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Önce piyasalar diyoruz. Evet, Türk Lirası'nda dalgalanma devam ediyor. Dolar TL bu sabah itibariyle 11.63 seviyesine geriledi. Euro TL 13.15'ten, Sterlin TL ise 15.52'den işlem görüyor. 10.30 itibariyle Euro Dolar paritesi ise 1.1323 seviyesini koruyor diyebiliriz. Borsaya bakalım. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %1,73'lük artışta 1835 puandan başladık. Kripto paralarla devam edelim. Kripto paralarda bugün bir düşüş söz konusu. Bitcoin 48.280 dolardan, Ethereum ise 3.928 dolardan satılıyor. Ethereum yeniden 4.000 seviyesinin altına düşmüş durumda. Altınla devam edelim. Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen dolar kurundaki düşüşle 700 TL'nin altını gördü. Gram altın bu sabah itibariyle satış fiyatı 675 TL. Çeyrek altın 1106 TL Türkiye'den Cumhuriyet altında 4552 TL'den satılıyor. Şimdi altın fiyatları dedik doların en çok işlem gördüğü para birimlerine karşı e, hızda gerilemesiyle 1800 doların üzerine çıktı yeniden altın ons fiyatı 1807 dolar seviyesinde gümüşün ons fiyatı ise 22,88 dolarda petrolde ise Amerika Birleşik Devletleri'ndeki stok verilerinin beklenenden daha düşük gelmesi sonrası 4 haftalık zirve noktasından yükselişine devam ediyor. Brent petrolün uluslararası piyasalardaki varil fiyatı bu sabah itibariyle 74,96 dolar seviyesinde. Piyasalardaki son durum böyleydi. Ekofinans devam ediyor. Evet küresel piyasalarda o mikron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla Noel tatili öncesi alış ağırlıklı bir seyir izlenirken bugün Türk Mali Piyasalarında Finansal İstikrar Komitesi toplantısı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti yurt dışında ise Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak veriler takip edilecek. Japonya 2022 mali yılına ilişkin büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etti. Hükümet Nisan 2022'de başlayacak yeni mali yıla ilişkin tahminlerini açıkladı. Buna göre daha önce %2,2 olarak açıklanan 2022 mali yılı büyüme tahmini bir puan artırılarak %3,2'ye yükseltildi. Güncellemede yeni tip koronavirüs salgını etkisinin azalarak ekonomik toparlanma hızının artması beklentilerinin etkili olduğu belirtilerek 2022 mali yılında gayri Yurt içi Aslanın 556,8 trilyon yen olacağı tahmin edildi. Avrupa'da birçok fabrika enerji krizi nedeniyle faaliyetlerini durdururken bu durum toparlanma aşamasındaki ekonomilerde kötüleşmeye neden olabilir. Avrupa'da enerji fiyatları Rusya'dan gelen doğal gazın azalması ve Fransa'nın nükleer santrallerini beklenmedik biçimde kapatmasıyla rekor seviyelere çıktı. Almanya ve İspanya başta olmak üzere bölgede enflasyon 30 yılın zirvelerine çıkarken fiyatlardaki bu artışın stagflasyon riskini artıracağı, ekonomik büyümeye de sekte vuracağından endişe ediliyor. you Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yıl halk, halka arzlarda rekor kırılırken getirilerde benzer performans görülemedi. Halka arzlar toplam yaklaşık 167 milyar dolarla rekor kırdı ve 2020 yılını geride bıraktı. Tarihi acimlere rağmen artan volatilite ve düşük performanslar nedeniyle halka arz iştahı yıl sonuna doğru azaldı. Uzmanlar 2022'nin ilk çeyreğinin halka arz açısından yoğun olabileceğini ancak volatilitenin sürebileceğini belirtiyor. Türkiye Merkez Bankası politika faizini sürpriz bir biçimde %3,75'e yükseltti. Çekya çek enflasyonla mücadele için politika faizini 100 bas puan artırarak %3,75'e yükseltti. Ülkede enflasyon Kasım ayında %6 ile 13 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bu artışla beraber banka Haziran ayından beri toplam 350 baz puan faiz artırdı. Banka geçen ayda 125 bas puanlık sürpriz artış yapmıştı. seyirciler yeni asgari ücret belirlendi. Yeni asgari ücret net 6090, brüt 7000 TL oldu. Asgari Ücret Saptama Komisyonu gerçekleştirdiği toplantıda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret net 6090, brüt 7000 Türk Lirası olarak belirlendi. Böylelikle Ocak 2022'den itibaren yeni asgari ücret saatlik 40.38 Türk Lirası günlük 323.07 Türk haftalık 1650.38 Türk Lirası ve aylık 7000 Türk Lirası olarak uygulanacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, asgari ücreti belirlemek için yapılan toplantıya devlet tarafını temsilen 5 üye, işçi tarafını temsilen 5 üye ve işveren tarafını temsilen 4 üyenin katıldığını ifade etti. Asgari ücretin tespitiyle ilgili görüşlerini aktardığını ifade eden Yaylalı, daha sonra resmi tarafın 7 bin Türk lirası bürüt aylık asgari ücret olarak sunduğu öneriye devlet tarafı ve işçi tarafının evet oyu verdiğini, işveren tarafının ise oylamaya katılmayarak toplantıdan ayrıldığını ifade etti. Yaylalı ayrıca ilgili yasanın çırak olarak tanımladığı 15 ile 17 yaş arasında işe alınan kişilere bu rakamın %30 indirimli uygulanması önerisini de devlet ve işçi taraflarının olumlu oylarıyla 1 Ocak itibariyle geçerli olacak şekilde kabul edildiğini kaydetti. etti. Kamu çalışanları ve emekliler gelecek hafta ödeniyor. Emekliler salı çalışanlarsa perşembe günü Aralık ayı maaşlarını alacak. 13. maaş ise emekli ve çalışanlara Ocak ayında verilecek. Maliye Bakanı Dursun Oğuz, kamu çalışanı ve emeklilere maaş ve 13. maaşın ne zaman verileceğini açıkladı. Oğuz yaptığı açıklamada emeklilere gelecek hafta salı günü, çalışanlara ise perşembe günü aralık ayı maaşlarının ödeneceğini duyurdu. Oğuz, 13. maaşların ise Ocak ayında verileceğini açıkladı. Dursun Oğuz ek mesailerinde Ocak ayında ödeneceğini belirtti. Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, döviz artışlarıyla birlikte piyasada oluşan pahalılığın tekrar önceki seviyelerine gelmesi gerektiğine işaret ederek tüm iş dünyasını fiyatları süratle yeniden oluşturmaya çağırdı. Atun, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak bunun yakın takipçisi ve denetçisi olacaklarını kaydetti. Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, piyasaların ucuzlaması için iş çevrelerini fiyatlarını yeniden belirlemeye çağırdı. Atun konuyla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Türk lirası kullanımını özendirme paketinin parasal istikrarın sağlanması yönünde çok önemli bir adım olduğuna işaret etti. Atun bu bağlamda uygulamaya alınan kur korumalı Türk lirası vadeli mevduatı ürününün Türk lirasının istikrarıyla ekonomide öngörülebilirliği sağlamasına yönelik de önemli bir alan oluşturduğunu belirtti. Yeni ekonomik programın önemli bir bileşeni olan yeni paketin ekonomiye denge ve öngörülebilirlik getireceğine inandıklarını vurgulayan Atun, bu bağlamda kısa vadede Türk lirasının istikrarlı bir seviyede seyretmeye başlayacağı beklentisine katıldıklarını belirtti. Bu önemli ürünün uygulama kapsamına ülkemizin de alınmasının önemine vurgu yapan Atun, bu bağlamda Başbakan Sayın Faiz Sucuoğlu'nun direktifleriyle gereken çalışmaların başlatıldığını söyledi. Türk lirasının dengeli seviyelere ulaşmasıyla birlikte enerji fiyatları dahil birçok girdi unsurunun maliyetinin düşeceğinin öngörüldüğünü anlatan Atun, fiyat oluşturmada karşılaşılan öngörü ve dövizin yükselmesi sorununun ortadan kalkmasıyla birlikte fiyatların tekrar önceki seviyelerine gelmesi gerektiğini ifade etti. Genç Profesyoneller Platformu hükümetin un üreticileri ile unlu mamül üreticileri arasında sektör sektörleri birbirine düşürücü, düşürücü kararlar almak yerine kucaklayıcı şekilde hakemlik yapması gerektiğini kaydetti. Genç Profesyoneller platformundan yapılan açıklamada günlük her hususta ambargolar altında mücadele etmek zorunda olan Kıbrıs Türk sanayisinin bazı sektörlerinin ancak fonlar ve gümrük vergileri sayesinde ithal ürünlerle rekabet edebildiğine işaret edildi. Bunun başlıca sebeplerinin ham erişim, enerji ve personel giderlerinin birin başına diğer ülkelere göre daha yüksek olması gösterilen açıklamada suyla birlikte en temel gıda maddesi olan ekmek ve un ürünlerinde yaşanan sıkıntılar ilgili hükümetin ve bu sektörlere mensup aktörlerin davranışlarını hayal kırıklığıyla takip ettikleri kaydedildi. Bazı un üreticilerinin haksız rekabete sebep olduğu ve unlu ürün maliyetlerini halk için yukarıya çektiği lanse edildiği ifade edilen açıklamada bu konudaki çözüm önerileri şöyle sıralandı. Un fabrikalarının haddinden fazla kâr ettiği öngörülüyorsa un ve un ürünleri denetimli ürün olarak ilan edilip kar marjı makul bir orana sabitlenmeli ve şikayetçi olunan tüm firmalar ilgili kamu kurumları tarafından geçici süreliğine fabrikalarına temsilci gönderilmek suretiyle sıkı takibe alınmalıdır. Rekabet kurulu harekete geçirilmeli ve haksız rekabete sebep olunduğuna inanılan firmalar sıkı şekilde denetlenmelidir. Fiyat istikrar fonu amacı için kullanılmalı ve buğday ürünleri ithalat maliyetlerini düşürülmek için kullanılmalıdır. Fiyat istikrar fonunun temel gıda, temizlik malzemesi, çocuk bezi, akaryakıt ve bunun gibi ürünlerdeki pahalılığı önlemede kullanmak yerine maaş ödemelerinde kullanılması fiyat istikrar fonu yasasına aykırıdır. Hükümet un üreticileri ve unlu mamul üreticileri arasında sektörleri birbirine düşürücü kararlar almak yerine kucaklayıcı şekilde hakemlik yapmalıdır. Fitch Ratings, yeni duyurulan kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlarının kurda yarattığı düşüşün sürdürülmesi halinde bunun Türk bankaları için pozitif olacağını belirtti. Fitch, Türk bankalarının kurdaki oynaklığa karşı kırılgan olduğunu da vurguladı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings 20 Aralık'ta duyurulan kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlarıyla düşen kur ve azalan dolarizasyonun sürdürülebilir olduğu müddetçe Türk bankaları için pozitif olacağını fakat duyurulan programın kapsamının, etkisinin ve uygulanmasının belirsiz olduğunu söyledi. Negatif reel faiz para politikası belirsizlikleri ve enflasyon baskısının 2022 yılında kurdaki oynaklığın ana sebepleri olacağını belirten Fitch Yüksek seviyedeki refinansman gereklilikleri ve dolar mevduatları dolayısıyla Türk bankalarının kurdaki oynaklığa karşı kırılgan olduğunu belirtti. Türkiye'deki zorlu operasyonel ortamın, azalan güvenin ve Türk lirasının daha fazla zayıflama ihtimalinin makroekonomik ve finansal istikrar için risk oluşturacağını belirten Fitch, bunun Türk bankalarının kredi profili için negatif olacağını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yılın Temmuz-Eylül döneminde %2,1 olarak açıklanan gayri safi yurt içi hasla büyümesi %2,3'e revize edildi. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı Temmuz-Eylül dönemine ait gayri safi yurt içi asla verisine ilişkin nihai tahminleri açıkladı. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yılın 3. çeyreğinde %2,1 olarak açıklanan gayri safi yurt içi asla büyümesinin %2,3'e e revize edildiği bildirildi. Ülkenin gayri safi yurt içi asla verisine ilişkin Ekim ayında yayımlanan öncü verilerde ekonominin yılın 3. çeyreğinde %2,1 büyüdüğü kaydedilmişti. Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %6,3 ve ikinci çeyreğinde %6,7'lik büyüme performansı göstermişti. Ekonominin 3. çeyrekteki büyüme performansı hafif yukarı yönlü revizyona rağmen 2020'nin ikinci çeyreğinden bu yana kaydedilen en zayıf büyüme olmaya devam etti. Bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri ekonomisindeki büyümede özel stok yatırımları, kişisel tüketim harcamaları, eyalet ve yerel yönetim harcamalarıyla konut dışı sabit yatırımlardaki artışın konut sabit yatırımları, federal hükümet harcamaları ve ihracattaki azalışla dengelenmesi etkili oldu. İthalat da bu dönemde artış gösterdi. Yüksek enflasyon ve devam eden tedarik zinciri sorunlarının üzerine ortaya çıkan COVID-19'un omikron varyantının Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin gelecek çeyreklerde büyümesine ilişkin endişeleri artırdı. Geçen yıl %3,4 küçülen Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin bu yıl %5,6 büyümesi bekleniyor. Bu gerçekleşirse 1984'ten beri en yüksek büyüme oranı olacak. Öte yandan güçlü büyüme beklentileri ve yüksek enflasyon nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası gevşek para politikasından çıkışını hızlandırarak gelecek yıl 3 faiz artışı öngörmüştü. İngiltere'nin de 3. çeyrek büyümesi revize edilerek %1,1'e düşürüldü. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre İngiltere'nin bu yılın 3. çeyreği için %1,3 olarak açıklanan büyümesi %1,1'e e revize edildi. Temmuz-Eylül 2021'de şirketlerin yatırımları %2,5 düştü. Söz konusu yatırımlar COVID-19 salgını öncesi seviyesinin yaklaşık yüzde %12 altında kaldı. Yılın 3. çeyreğindeki %1,1'lik büyümeye karşın İngiltere COVID-19 salgını seviyesinin altında bulunur dünyanın beşinci büyük ekonomisi olan İngiltere'nin ekonomik toparlanmasının Fransa, Almanya, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi diğer gelişmiş ekonomilerin gerisinde kalması dikkat çekiyor. Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan İstatistik Ofisi Direktörü Darren Morgan, revize rakamlarımız İngiltere gayri safi yurt içi aslasının üçüncü çeyrekte biraz daha yavaş toparlandığını, Temmuz-Eylül dönemi boyunca sağlık sektörü ve kuaförlerin çok daha zayıf performans sergilediğini, gösteriyor. Enerji sektörü Eylül'de daha önce tahmin ettiğimizden daha fazla daraldı ifadelerini kullandı. Öte yandan ülkede 22'den fazla enerji tedarikçisi artan gaz fiyatları nedeniyle bu yıl iflas açıklamak zorunda kalmıştı. İngiltere'de 3. çeyrekteki cari açık ihracatın düşmesi ve ithalatın artmasıyla 24,4 milyar sterlin seviyesine yükseldi. Capital Economics İngiltere ekonomisti Bethany Beckett, İngiliz ekonomisinin COVID-19'da yeni dalgayla gelen kısıtlamalarla başa çıkmakta daha iyi olmasına karşın daha sıkı salgın kısıtlamaları olasılığının gayri safi yurt içi aslanın görünümünü daha da kararttığını belirtti. Bu arada İstatistik Ofisi 2020 için İngiltere ekonomisindeki %9,7'lik daralma verisini %9,4 olarak revize etti. Avrupa Birliği yıllık geliri 750 milyon euronun üzerindeki çok uluslu şirketlerin faaliyette bulunduğu üye ülkede en az %15 oranında vergilendirilmesini içeren yeni bir yönetmelik hazırladı. Avrupa Birliği Komisyonu ekonomiden sorumlu üyesi Paolo Gentiloni, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği Komisyonu üyelerinin haftalık toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu. Bu yılın Ekim ayında 137 ülkenin küresel kurumlar vergisi reformu konusunda anlaştığını anımsatan Gentiloni Avrupa Birliği ve ekonomisine zarar veren vergi düşürme yarışını bitirmek için ilk adımı atıyoruz dedi. Gentiloni hazırladığımız direktif büyük şirketlere %15 oranında yeni asgari vergi uygulanmasını sağlayacak diye konuştu. Söz konusu %15'lik kurumlar vergisinin Avrupa Birliği ülkelerinde faaliyet gösteren ve yıllık cirosu 750 milyon euro üzerindeki şirketlere uygulanacağını anlatan Gentiloni, direktiflerinin uluslararası anlaşmanın uygulanmasını ama başladığını ve bunun 2023 sonunda yürürlüğe girmesinin planlandığını anlattı. Gentiloni, paravan şirketlerin Avrupa Birliği ülkelerindeki vergi sistemlerini suistimal etmelerine karşı da yeni bir düzenleme teklifi hazırladıklarını belirtti. Avrupa Birliği ülkelerinde ekonomik faaliyeti olmayan ve asgari düzeyde ekonomik faaliyet gösteren kuruluşların herhangi bir vergi avantajından yararlanmasını engelleyeceklerine işaret eden Gentiloni, teklifimiz paravan şirketler üzerindeki baskıyı artıracak ifadelerini kullandı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün 2012'den bu yana üzerinde çalıştığı ve 140 ülke arasındaki müzakereleri koordine ettiği Küresel Kurumlar Belgisi düzenlemesinde Ekim ayında bir uzlaşı sağlanmıştı. Eko Finans'la karşınızda olduk. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.